Sohbetlerle, oyunlarla çocuklar gelsin bir araya. Renklensin tüm umutlar. Bir çocuk bir dünyada. Hayallerle, dualarla dünyayı kucakladıkça çoğalsın mutluluklar. Bir çocuk bir dünyada. Sohbetlerle, oyunlarla çocuklar gelsin bir araya. Renklensin tüm umutlar. Bir çocuk bir dünyada. Bir çocuk bir dünyada. Sevgili arkadaşlar, Diyanet TV ekranlarına, Bir Çocuk Bir Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok ama çok iyisinizdir. Bizler çok iyiyiz çünkü stüdyomuzda yeni misafirlerimiz var. Arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz, arkadaşlarımızı tanıyacağız, telefon bağlantılarımız olacak, oyunumuz var ve her bölümde bizlere eşlik eden Dünya'mız da burada. Ona da bir selam verelim. Merhaba Dünya, nasılsın? Çok iyi görünüyorsun. Dünya hazır, arkadaşlarımız hazır. Sizler de hazırsanız Bir Çocuk Bir Dünya başlıyor. Sevgili arkadaşlar, Bir Çocuk Bir Dünya'da bugün stüdyomuzda kimler var? Bakıyoruz arkadaşlarımızın isimlerine. Bükre Nur, Yavuz Kağan, Ayşe, Afife Zeynep ve Merve. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyi görünüyorsunuz. Sohbet için hazır mıyız? Hazırız. O zaman sizler hazırsanız bizler de hazırız. Bükre Nur'u alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Bükre Nur, dünya parmaklarını açtı. Çak yapmak istemedin mi? Evet, Bükre Nur çak yaptı ve şimdi geldi. Hoş geldin Bükre Nur. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? 5. Dünya 5 sayısını görebilir miyiz? Bükre Nur tam bu kadar yaşta. Peki sen neler yapmayı seviyorsun? Bir günün nasıl geçiyor? Böyle oyun oynuyorum. Evet. Bazen. Evet. Anneannemlerle vakit geçiriyorum. Anneannenlerde nasıl vakit geçiriyorsun? Neler yapıyorsun? Böyle oyun oynuyorum. Bazen de böyle video izliyorum. Peki sen anneannenle böyle oynadığın özel bir oyun var mı? Var. Nedir oyunun adı? O oyunun ismi böyle minişçilik. Böyle. Evcilik oynuyorsunuz, çok güzel. Anneannenle yemek yapar mısınız? Yaparız. En çok hangi yemeği seviyorsun? Böyle bir tane börek var, kıymalı. Evet. O böreği ben çok seviyorum. Kıymalı böreği çok seviyorsun. Anneannen güzel pişiriyordur. Hı hı. Peki kıymalı böreğin yanında çay mı limonata mı içmeyi seversin? Limonata üstü. Limonata güzel olur. Peki Bükre Nurcuğum, bugün Bir Çocuk Bir Dünya'da ne okumak istersin? Ne hazırladın? Şarkı. Başlayabilirsin. Ellerin tombik tombik, kirlenince çok mik. Kirli eller sevilmez, güzelliği görülmez. Bu kadar mı? Alkışlıyoruz. Çok güzel okudun Bükre Nur. Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun? Doğum doktoru. Doktor olmak istiyorsun. Hı-hı. Peki doktorlar ne yapıyor? Böyle doğum. Hastaları iyileştiriyorlar. Hı-hı. Peki Bükre Nur'a teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Evet, arkadaşlarımızla sohbete devam ediyoruz. İkinci arkadaşımız Yavuz Kağan'ı alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Hoş geldin Yavuz Kağan. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Yavuz Kağan, seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? Bir günün nasıl geçiyor? 5 yaşındayım. 5 yaşındasın. Dünya 5 sayısını görebilir miyiz? Evet. Yavuz Kağan'cığım, neler yapmayı seviyorsun? Mesela şimdi bilim yapmayı falan seviyorum. Bilim yapmayı seviyorsun. Bilim ne demek? Bilim insanlarının yaptığı şeyleri yapmayı çok seviyorum. Bilim insanlarının yaptığı şey. Bilim insanları neler yapıyor Yavuz Kağan? Elektrik şey falan yapıyor. Üretiyorlar. Elektrik falan üretiyorlar. Sen peki bilim insanı olsaydın, şu anda düşünüyoruz. Ne yapmak isterdin? Yeni bir, ne icat etmek isterdin? Mesela ilk şunu icat ederdim. İlk uzaya çıkardım. Uzaya çıkardın. Uzayda ne yapardım? Tabii ki Mars'ı sulardım ilk. Mars'ı sulardın. Mars'ta çiçek mi yetiştireceksin, meyve mi yetiştireceksin? Evet. Suyu nerede kullanacaksın?
Suyu Mars'ta kullanacağım. Mars'ta kullanacaksın. Mars'ta bir bahçe mi hayal ettin şu anda? Hayır, Mars'ta çilek yetiştireceğim. Çilek yetiştireceksin. Peki Mars'taki çilekler dünyadaki çileklerle aynı renk olabilir mi? Yoksa farklı bir renk mi olsun? Farklı bir renk yapacağım. Mesela ne renk olsun istersin? Yeşil renk olacak. Yeşil renkli çilekler Mars'ta. Güzel olur, farklı da olurdu. Peki Yavuzkan, uzaya giderken özel bir kıyafetin olması gerekir mi? Gerekir. Nasıl bir kıyafet olması gerekir? Böyle beyaz olan böyle bir kıyafet gerekir. Özel bir şapkası olur mu? Olur. Böyle evet. Kaplayan bir şapka olur. Şapka olur diyorsun. Peki bugün bir çocuk bir dünyada ne hazırladın, ne okumak istersin? Şarkıyı mı düşünüyoruz şu anda? Unuttum. Aklıma getirmeye çalışıyorum. Hatırlamaya çalışıyorsun. Aklına gelen başka bir şey de söyleyebilirsin Yavuzkan. Kırmızı balık göğde, yüzü ise yüzüyor, balıkçı amca geliyor, hırabını atıyor. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Alkışlıyoruz. Çok güzel okudun Kırmızı Balık şarkısını. Peki sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Bilim insanı. Bilim insanı. Evet, sormuştuk. Bilim insanı. Orada da bir Mars'ta bahçe hayal ediyorsun. Çilek yetiştireceksin. Yeşil çilekler Yavuz Kağan'ın ellerinden yetişecek. Yavuz Kağan'a teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Evet, telefonumuzun ucunda bir arkadaşımız var. Bakalım bugün hangi arkadaşımızı tanıyacağız? Alo. Çınar, hoş geldin bir çocuk bir dünyaya. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Çınar'cığım, seni tanıyabilir miyiz? Bizler de çok iyiyiz. Sizlerin bu güzel sesiyle daha mutlu oluyoruz. Kaç yaşındasın? Bizi nereden arıyorsun? 4,5. 4,5 yaşındasın. Nereden arıyorsun bizi? İzmir'de. İzmir'e de selamlarımızı gönderiyoruz. Peki bugün havalar nasıl İzmir'de? Güzel mi? Güzel. Güzel. Peki sen neler yapıyorsun? Bir günün nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Güzel geçiyor. Bugün bir çocuk bir dünyada hangi güzelliği paylaşmak istersin? Rabbiyesir. Başarı duasını okuyacaksın. Başlayabilirsin. Bir hayır. Bir daha alalım mı? Ben konuştum, karıştı. Allah. Evet. Kolaylaştır, zorlaştırma. Hayırla tamamla. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel okudun. Seni çok öpüyoruz. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Arkadaşımızla teşekkür ediyoruz. Stüdyoda sohbetimize devam ediyoruz. Arkadaşımız Ayşe Hümeyra'yı alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Ayşe Hümeyra da çak yaptı ve geldi. Hoş geldin Ayşe Hümeyra. Hoş bulduk. Güzel geldin. Nasılsın? İyiyim. Seni tanıyabilir miyiz? Hı. Kaç yaşındasın? 5. 5 yaşındasın. Bugün arkadaşlarımız 5 yaşında. Dünyada bir 5 sayısını bir daha göstersin. Evet. Ayşe Hümeyra, sen neler yapmayı seviyorsun? Bir günün nasıl geçiyor? Mesela annem yoksa televizyon izlerken ben tek başıma oyun oynuyorum. Hı hı. Derslerimi yapıyorum. Kur'an okuyorum. Kur'an okumayı öğrendin. Harfleri tanıdın. İlk nasıl başladın Kur'an'ı öğrenmeye? Aslında ilk başladığım gün biraz... Hı. Zorlandın mı? Zorlandım. Ne kadar zorlandın? Çok minik. Çok minik mi? Peki önce nasıl başlıyoruz? Kur'an öğrenmeye nasıl başlıyoruz? Harfleri öğrenerek. Harfleri. Bize şöyle harfleri saymak ister misin Ayşe Hümeyra? Elif, B, T, S, Cim, evet. Ha, Hı, Sal, Sel, evet. Ra, Sin, Şın, Sat, Tat, Tı, Zı, A. Evet. Aklına gelenler bunlar. Peki harfleri öğrendikten sonra ne geliyor? Harfleri birleştirme mi geliyor? Hayır, karışık geliyor. Karışık geliyor. Karışık soruyor hocanız size harfleri. O harfleri de söyledikten sonra... Ben oraya geçtim bile. Geçtin bile, harikasın. Peki, ondan sonraki sayfayı da geçtim. Çok güzel. Üstündeyim artık.
üstün harekeye geçsin. O işaretleri de öğrenmeye başladığımızda aslında Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için ilk adımları atmış oluyoruz. Çok güzel. Aslında. Bunun için tebrik ediyoruz ve alkışlıyoruz Ayşe Hümeyra'yı. Peki Ayşe Hümeyra'cığım, annenle neler yapıyorsun? Annemle yemek pişiriyorum, anneme yardım ediyorum ve annemle beraber oyun oynuyorum bazen. En çok sevdiğiniz böyle annenle pişirmeyi sevdiğin bir yemek var mı? Annemle en çok sevdiğim yemek makarna pişirmek. Makarna. Zor mu makarna yapmak? Nasıl yapılıyor? Sadece makarnanın suyunu kaynatıp makarnayı içine koyuyoruz. Sonra da pişiyor ve yiyoruz. Yiyoruz. Üzerine sos istiyor muyuz, domatesli bir ben sos? Ben çok severim. Çok seversin. Ben de çok severim. Aramızda kalsın. Ayşe Hümeyra'cığım, bugün Bir Çocuk Bir Dünya'da ne okumak istersin? Sibaneki. Biz de dinlemek isteriz. Başlayabilirsin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmik ve teala ceddük ve la ilahe gayrük. Alkışlıyoruz, çok güzel okudun. Ayşe Hümeyra'cığım, büyüyünce ne olmak istiyorsun? Büyüyünce diş doktoru olmak. Diş doktoru, ne yapıyor diş doktorları? Diş doktorları dişlerdeki mikropları alıyor, dişlerimizi temizliyor. Dişlerimizi temizliyor. Peki dişlerimizi fırçalamalı mıyız? Fırçalamalıyız. Günde kaç kere? İki. İki kere. Evet, Ayşe Hümeyra'ya teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Stüdyoda sohbetimize devam ediyoruz. Arkadaşımız Afife Zeynep'i alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Evet, hoş geldin Afife Zeynep. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Seni tanıyabilir miyiz, kaç yaşındasın? 5. 5 yaşındasın. Bak, dünyada aç demem parmaklarını. 5 sayısını gösterdi. Afife Zeynep, sen neler yapmayı seviyorsun? Bir günün nasıl geçiyor? Annemle oyun oynuyoruz. Evet. Yemek pişirirken yardım ediyorum. Birlikte iş yapıyoruz. Annem ekrana bakarken veya telefona bakarken Kur'an okuyorum, oyun oynuyorum, birlikte namaz kılıyorum. Ah, ne kadar güzel. Annenle birlikte namaz kılıyorsunuz. Bunun için Afife Zeynep'i ve annesini alkışlıyoruz. Çok güzel. Afife Zeynep, namaza başlamadan önce bir hazırlık yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Başörtü açıyoruz, abdest kılıyoruz. Abdest nasıl alınır? Belki ekran başında abdest almayı bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Onlara bir anlatalım. Abdest nasıl alınır? Önce ağzımızı 3 kere çalkalarız, sonra ellerimizi yıkayıp hep yüzümüzü 3 kere yıkarız. Evet. Sonra kollarımızı yıkar mıyız? Kollarımızı sen kolumuzdan başlayarak dirseğimize kadar yıkarız. Başımızı ıslatır mıyız, saçlarımızı? Sonra başımızı meslederiz. Evet. Sonra sağ ayağımız. Sonra boynumuzu meslederiz elimizi ıslatmadan. Evet. Sonra kulakları önce yıkarız. Evet. Sonra boynu mesleyip ıslatmadan ayaklara geçeriz. Ayaklarımızı da yıkadığımızda abdestimizi tamamlamış oluyoruz. Afife Zeynep, abdest alınca çok rahatlıyoruz değil mi? Bu bizi böyle bir rahatlatıyor, bir mutlu oluyoruz. Sen de çok güzel abdest alıyorsun. Sonra da namaza duruyorsunuz annenle birlikte. Namaz öncesinde de kızlar başını örtüyor. Değil mi? Erkekler de takke takıyor. Peki sen hiç camiye gittin mi? Gittim. Cami nasıl bir yer? Böyle ehallar var. Evet. Bir de böyle vendirenlerden uzun bir yer var. Bir iki mikrofonlu bir yer daha var. Bir de şöyle bir yer var. Evet. Camilerde ne yapıyorlar? Namaz kılıyorlar. Namaz kılıyorlar, Kur'an okunuyor. Değil mi? İbadet ettiğimiz güzel yerler. Sen peki büyüyünce bir cami yapmak istesen ne renk olsun istersin o cami? Pembe. Pembe bir cami olabilir. Bahçesinde meyve ağaçları olabilir mi? Olabilir. Hangi meyve ağaçları olsun istersin? Dut, elma ve kiraz. Dut, elma ve kiraz. Çok güzel. Gelen çocuklar da çok mutlu olur dutları yerken. Değil mi? Ben de çok seviyorum dutları. Peki Afife Zeynep, bugün Bir Çocuk Bir Dünya'da ne okumak istersin? Şarkı. Dinliyoruz, başlayabilirsin. Kırmızı balık gördü,
kıvrım kıvrım yüzüyor balıkçı Hasan. Geliyor. Ortasını atıyor. Kırmızı balık kaç kaç aç. Kırmızı balık sakın yeme yeme. Balıkçı Hasan tutacak. Ortasını atacak. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Alkışlıyoruz. Çok güzel okudun Afife Zeynep. Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun? Öğretmen. Öğretmen olmak istiyorsun. Çok güzel, çok kutsal bir meslek öğretmenlikte. Afife Zeynep'e teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Evet, telefonumuzun ucunda bir arkadaşımız var. Bakalım bugün hangi arkadaşımızla sohbet edeceğiz. Alo. Alo. Hifa, hoş geldin Bir Çocuk Bir Dünya'ya. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Hifacığım, seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? 6. 6 yaşındasın. Neler yapmayı seviyorsun? Resim yapmayı seviyorum. Saklambaç oynamayı seviyorum. En çok sevdiğin 3 tane rengi söyler misin? Mor, pembe, bir de sarı. Bir de sarı. Ne güzel, canlı renkler. Peki bugün Bir Çocuk Bir Dünya'da ne okumak istersin? Ne hazırladın? Rabbena'yı. Dinliyoruz. Başlayabilirsin. Rabbena etina fid dunya haseneten ve fil ahiretil haseneten ve qina azabennar. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel okudun. Seni çok öpüyoruz. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Stüdyoda son arkadaşımızla sohbetimize devam ediyoruz. Merve'yi alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Merve'cim hoş geldin. Arkadaşların da alkışlayıp gönderdiler seni. Merve, seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? 5. 5 yaşındasın. Neler yapmayı seviyorsun? Bir günün nasıl geçiyor? Oyun oynamayı. Evet. Anneme pasta yaparken yardım etmeyi. Annene pasta yaparken yardım etmeyi. O zaman şimdi şunu merak ettim. Sen en çok hangi pastayı seviyorsun? Meyveli mi, çikolatalı mı? Çikolatalı. Çikolatalı. Beraber yapıyorsunuz. Pastayı beraber mi yapıyorsunuz? Yoksa sen... Ben malzemeleri koyuyorum, annem de yapıyor. Çok güzel. Ortaklaşa birlikte yapıyorsunuz. Peki başka neler yapıyorsun? Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Okulda neler yapıyorsun Merve? Okulda da... Etkinlik var mı okulda? Var. En çok hangi etkinliği seviyorsun? En çok resim çizmeyi. Resim çizmeyi seviyorsun. Senin en çok sevdiğin 3 tane renk var mı? Kırmızı. Beyaz. Evet. Ve de pembe. Ve de pembe. Çok güzel. Peki bugün Merve'cim Bir Çocuk Bir Dünya'da ne okumak istersin? Sübhaneke duasını biliyor musun? Biliyorum. Hadi onu okuyabilirsin. Şöyle mikrofona doğru döner misin Merve'cim? Evet, başla. Allahu Ekber. Allahu Ekber Subhane Halik Allahümme ve bihamdik ve tebarek ismik ve teala cettik ve la ilahe gayrık. Alkışlıyoruz Merve'yi, çok güzel okudun. Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ressam. Ressam olmak istiyorsun. Merve'ye teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Geçebilirsin Merve'ciğim. Evet, sizlerle sohbet etmek çok güzeldi. Şimdi mini bir videomuz var. Videomuzu birlikte izleyeceğiz. Orada sevimli bir dostumuzu bize anlatacak. O sevimli dostumuzu bulmaya çalışacağız. Onun için dikkatli izleyelim videomuzu, olur mu? Çok meşhurdur benim şarkım. Şarkımı duyar duymaz kanatlarımı açıp güzel yerlere uçarım. Bir filin hortumuna,
kaplumbağanın sırtına ya da bir çocuğun parmağına konarım. Kırmızıdır en meşhur olanım. Fakat aslında çok renkte varım. Pek bilinmese de vardır mavi renkli bile bulunanım. İsterseniz siz de deneyin şarkımı söylediğinizde. Belki gelip sizin de parmağınıza konarım. Ben kimim bilin bakalım. Evet, şimdi izlediğimiz mini videodaki sevimli dostumuz kimdi? Bükrenur, bir tahminin var mı? Var. Nedir? Ben uğur böceği diyorum yani. Uğur böceği dedin. Ayşe Hümeyra? Kelebek. Kelebek dedi, bakalım. Yavuz Kağan? Yine kelebek. Sen de kelebek dedin. Merve? Uğur böceği. Uğur böceği dedi Merve. Afife? Kuş. Kuş dedi. Çok değişik cevaplar geldi. Bakalım sevimli dostumuz neymiş? Hadi bakalım videomuza. Ben bir uğur böceğiyim. Evet, sizlerle izledik. Arkadaşlarımızın tahminleri uğur böceği, kelebek ve kuş dediler. Bakalım neymiş? Uğur böceğiymiş mini videodaki sevimli dostumuz. Hiçbir yere ayrılmıyoruz. Oyunumuzla devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, Bir Çocuk Bir Dünya'da eşleştirme oyunumuzla devam ediyoruz. Oyun köşemde arkadaşlarımıza oyunumuzu anlatacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada mesleklerimiz ve şurada da o meslekleri yapanların yaptığı işler var. Benim elimdeki resimde ne var? Ambulans. Evet, ambulansı kim olur? Doktor. Hadi doktora götürelim ambulansı ve eşleştirmiş olduk. Oyunumuza başladık. Bükrenur'u alkışlarla çağırıyoruz. Bükrenur, aşçılar ne pişirir? Yemek. Hadi götürelim aşçının tenceresini. Doğru mu Dünya? Evet dedi Dünya. Evet, aşçının yanına tenceresini götürelim. Ve Bükrenur'u alkışlarla yerini alıyoruz. Yavuz Kağan'la devam ediyoruz. Yavuz Kağan, boyacılar ne yapar? Boya yapar. Hani kovası boyacının? Doğru mu Dünya? Evet dedi Dünya. Yavuz Kağan'ı da alkışlarla yerini alıyoruz. Ayşe Hümeyra'yla devam ediyoruz. Ayşe Hümeyra, polislerin nesi var? Arabası var. Hadi arabasını götürelim. Ayşe Hümeyra'yı da alkışlarla yerine alıyoruz. Afife Zeynep'le devam ediyoruz. Afife Zeynep, dalgıçlar ne kullanırlar? Palet. Hadi götürelim. Evet, şöyle takalım. Afife Zeynep'i de alkışlarla yerine alıyoruz. Merve Meva'yla devam ediyoruz. Merveciğim, pilotlar ne kullanırlar? Uçak. Hadi uçağını götürelim pilotu. Evet, nerede? Taktık. Şöyle yapalım. Merve Meva'yı da alkışlarla yerine alıyoruz. Soruyoruz sizlere, sevdiniz mi bu eşleştirme oyunumuzu? Çok güzel oynadınız. Kısa sürede eşleştirdiniz. Alkışlarımızı gönderiyoruz sizlere. Sevgili arkadaşlar, arkadaşlarımızla oyunumuzu oynadık. Şimdi hediye zamanı. Sevgili arkadaşlar, Bir Çocuk Bir Dünya'da yine güzel, renkli bir bölümün daha sonuna geldik. Gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onları tanımak çok keyifli ve çok güzeldi. Arkadaşlarımıza dünyanın elindeki balonlar ve bendeki hediyeleri vereceğiz. İlk arkadaşım Bükrenur'u alkışlarla yanıma çağırıyorum. Bükrenur'cum, balonunu alabilirsin dünyadan. Evet, gel böyle. Seni tanıdığımız için çok mutlu olduk. Böyle gelebilirsin Bükrenur. Veda edeceğiz ekran başındaki arkadaşlarımıza. Yavuz Kağan'ı alkışlarla çağırıyoruz. Yavuz Kağan, sen de al balonunu. Seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Şöyle Bükrenur'la yan yana durabilirsiniz. Böyle dön. Ayşe Hümeyra'yı alkışlarla çağırıyoruz.
Ayşe Hümeyra, seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Evet, şimdi şöyle gelelim mi? Afife Zeynep'i alkışlarla çağırıyoruz. Evet, Zeynep seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Sen de böyle gel, gel böyle. Ve arkadaşımız Merve Meva'yı çağırıyoruz. Evet, Merve de balonunu aldı. Merve'cim seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Bükre Nur'un yanında durabilirsin. Şöyle hep beraber ekran başındaki arkadaşlarımıza veda edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek dileği ve duasıyla. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.